Merhabalar arkadaşlar, maç gündemine hoş geldiniz. Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençler Birliği'ni konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Konyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve yarışında yara almamak istiyor. Gençler Birliği yeni teknik direktörü Özcan Bizet yönetiminde ilk maçına çıkıyor. Başkent ekibi Başakşehir mağlubiyeti sonrasında teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolları ayırmıştı. Ligde 11 maçtır kazanamayan Kırmızı Siyahlılar 21 puanla son sırada yer alıyor. Fenerbahçe Gençler Birliği karşısında 5 futbolcusundan yararlanamıyor. Sarı lacivertlerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Perotti bu maçta forma giyemeyecek. Bunların yanı sıra sarı kart cezalısı Enner Valencia da Gençler Birliği mücadelesinde kadroda yer almıyor. Fenerbahçe'de ayrıca 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin Gençler Birliği mücadelesinde sarı kart görürse Beşiktaş deplasmanında yer almayacak. Fenerbahçe ile Gençler Birliği yapacakları maçla birlikte 94. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 93 maçta Sarı Lacivertler 47, Kırmızı Siyahlar 15 kez kazandı. 31 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe Gençler Birliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı. Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe daha sonraki 38 lig maçından sadece 3'ünü kaybetti. Sarı lacivertler söz konusu dönemde karşılaşmaların 27'sini kazandı, 8'inde berabere kaldı. Fenerbahçe ligde bu sezon evinde yaşadığı kayıplarla dikkat çekiyor. Sarı lacivertler ligde ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan alabildi. Söz konusu süreçte Galatasaray Göztepe'ye mağlup olan Fenerbahçe Antalyaspor ile berabere kaldı. Fenerbahçe bu sezon evinde çıktığı 14 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Evet arkadaşlar, Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele 19'da başlıyor. Hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek maçı. Fenerbahçe iç saha fobisini bu maçta kıracaktır. Muhtemelen en az 2 farkla galibiyet bekliyoruz. Maç gündeminin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.